İrenyaka köyünden Devrentbaşı Murtişi Parkı'nı yürürken hırsız yürüyüşçüler yakalandılar erik çalarken. Devrentbaşı'na doğru yürüyoruz. İrenyaka köyünden asfalt yoldan ayrılmadan indikten sonra ya da GPS'e yüklediğim rotadan indikten sonra burada yol sağa, sola ve karşıya gidiyor. Buradan karşıya gideceksiniz. Zaten çam ağacına koyduğumuz işaretler sizi oraya yönlendiriyor. Birazdan çok eski bir çeşmeden geçeceğiz. Ondan sonra kanyon geçişimiz başlayacak. İrenyaka mezarlığının ortasından geçiyoruz karşıya. Mezarlığın çıkışına geldik. Buradan duvardan atlayacağız. Mezarlığın duvarını atladıktan sonra hemen ağaçlarda zaten işaretleri göreceksiniz. Daha önce koyduğum işaretleri. Ve bu çok eski çeşme. Çeşmede kullanılan taşlara bakılırsa bu çeşme bir Roma dönemi çeşmesi. Bu yolların Roma yolları olduğunun bir diğer göstergesi. Bu çeşme Roma döneminde yapıldıysa buraya ve bir yerleşim yokken yapıldıysa burada Roma döneminde bir yol varmış zaten. Yalnız çimentolarla kapatmışlar. Çok kötü bir olay. Bahsetmiş olduğum taşlar bunlar. Roma çeşmesinden Çiğ Devrenti'ne yürümeye devam ediyoruz. Mezarlıktan sonra Roma çeşmesi ve daha sonra patikanın girişi Çiğ Devrenti. Konya-Antalya karayolunun yanından yukarıdan yol devam ediyor. Çiğ Devrenti parkurundaki döşeme yolun izleri çok bozulmuş. Bu şekilde çok az bir kısım ayakta kalmış. Bunlar bile gerçek antik yolun varlığını kanıtlıyor bize. Bunun için önemli. Yolu işaretleyenlerin olayla hiç alakalarının olmadığının en büyük göstergesi bu. Mesela bu işarete göre yürüyüş yolunuz şöyle ve şöyle olmalı. Evet, önceki geldiğim yıllara göre yolun bir bölümü daha göçmüş görüyorum. Buradan aşağı doğru kaymış. Yolun kenarlıkları.
Murt içi göründü. Yürüyüşümüz orada sona erecek bugün. Devrent Paşa. Devrent Paşa. Hı hı. Kardeş çocuğu kapatacağım mesela. Toprağın kayarak yolu tamamen yok ettiği yerde paldır küldür çamurlardan kayarak iniyoruz. Yola tekrar kavuşmak üzereyim. Arkadan grup geliyor. Toprak kaymasıyla yolun yok olan yeri. Yol burada devam ediyor ama karşısına geçebildik. Evet, patika bitti. Arkadaşlarımız yukarıdan geliyorlar. Murt için girişindeyiz. Evet, arkadaşlarımız da geliyor. Yine bir akşam vakti Murt içi köyüne ulaştım. Ekip arkada geliyor. 20 Mayıs 2017. Maalesef antik yol asfalt altında olduğu için asfaltın kenarında bir müddet yürüyeceğiz 500 metre kadar. Daha sonra Selçuklu Köprüsü'nde bugünkü yürüyüşümüz sona erecek.